ceviche balığı pişirmenize ihtiyaç bırakmıyor. Kullanacağınız lime ve limonların oldukça fazla asidiyle o balığınızın pişmesini sağlıyor. Şimdi öncelikle bir rendeleyeceğim. Çünkü bu misket limonunun yani lime limonunun kabuğunda oldukça fazla aroma ve asit var. Şu geniş, cam olması önemli. Veya seramik, metalde yapmayın bunu. Bir kabın içine güzel limonumu lime'ı sıktım. Kabuğunu koydum. Şimdi biraz katalizör etkisi görsün diye, yani o asidin etkisini arttırmak için deniz tuzu kullanmak istiyorum. Ve elimde şöyle bir o deniz tuzu, lime, bir parça daha ihtiyacı var. Ve lime kabuğu karışımını şöyle karıştırıyorum. Son olarak da içine birer tane kırmızı ve yeşil biber. Bunlar da o güzel aromasını katsın. Bir yandan da güzel acı bir tat versin diye. Evet, onları da koyduk. Şimdi burada iki tane güzel levrek filetom var. Bu levrek filetolarını ince ince doğramam lazım. Daha doğrusu dilimlemem lazım. Bunu asıl yapılışı Peru'da aslında mercan balığıyla oluyor. Ama levrek de gayet sık kullanılır. Hatta muhtemelen şu anda bu ceviche yapan restoranlara bakarsanız geneli levrek verir. Şimdi balığımızı bir parça tuzlayacağım. Daha sonra da bu tuzladığım balıkları havlu kağıtla iki tarafında tuzluyorum. Fazlalık suyunu alacağım. Buradaki tuz balığın içindeki o fazlalık suyu, daha doğrusu derisindeki kısmı hemen çekecek. Keskin bir bıçağınız olmasında fayda var. Gördüğünüz gibi dilimi güzelce o yapmış olduğum marinasyonun içine bırakıyorum. O kadar tuzu dengelesin diye bir parça da şeker kullanacağım. Şeker de balığı pişiren etkenlerden biridir. Evet, şimdi ben şurayı bir toparlayacağım. Ceviche'min de bir 5 dakika ihtiyacı var. O 5 dakika geçsin. Ceviche'leri gördüğünüz gibi nasıl rengi değişti. Görüyorsunuz, beyazlaştı, pişti güzelce. Bu güzel tabağın üstüne aynı şekilde diziyorum. Bunu yaptığınız zaman da fark edeceksiniz. Balığın bir tarafı hala neredeyse saydam ama bir tarafı güzel pişmiş ve daha beyaz renkte kalıyor. Şunun güzel o suyundan, tuzlu suyundan yine bir parça sos gibi üstüne koyalım. Şuradaki biberlerden de. Şimdi bu limonladığımız kırmızı soğanlardan şöyle aralara serpiştirmek yerine tek bir çizgi halinde kullanmayı tercih ediyorum. Sonra da bu yaptığımız güzel sostan şöyle aralara kaşığın ucuyla birkaç damla damlatacağım. Bol kişniş. Mutlaka ve mutlaka lime'la servis etmemiz gerekiyor bunu. Şuradan biraz zeytinyağı. Turp. Bundan da güzel ince ince dilimleri şöyle araya yerleştiriyoruz. Ceviche'miz gayet güzel ve hazır. Sostan da biraz daha koyacağım.